Birazdan izleyeceğimiz videonun çok garip ve biraz daha eski olduğunu söylemeliyim. Bir grup arkadaşın ormanın ortasında terk edilmiş ve perili bir binaya gittiğini görüyoruz. Burada Merangol adında bir yaratık hakkında efsaneler dilden dile dolaşıyordu. Bu yaratık ormanın bir bölümünde yaşıyordu ve birçok kişi onu gördüğünü iddia ediyordu. Arkadaş grubu yaratığı videoya çekmek umuduyla bu terk edilmiş yere geldi. Yakalamayı başardıkları görüntülere bir göz atalım. Grubun alanda dolaşırken aniden çok ürkütücü bir şeyle karşılaştıklarını görüyoruz. Bunun tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Ancak birçok kişi yaratığın onlara bir vampiri hatırlattığını söylüyor. Bir dizi başka teori de var. Ancak şimdiye kadar hiçbiri kesin olarak kanıtlanmış değil. İzleyeceğimiz bu video, görünüşe göre birçok ruha ev sahipliği yapan bir evin içine kurulan güvenlik sistemi tarafından kayda alındı. Bu gece birkaç paranormal meraklı araştırma yapmak için geceyi orada geçirmeye karar verdi. Ancak bu kişilerin ev sahiplerine yardım etmeye mi çalıştıkları yoksa sadece deneyim için mi orada bulunduklarını bilmiyoruz. Her neyse, bu araştırmacı grubunun ziyaretinin nedeni ne olursa olsun, burada ilginç olan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler olacak. İzleyelim. Buradaki ekibin koridorun sonunda bir kapı sesi duyduklarında nasıl da sinirlendiklerini görüyoruz. Sesi neyin çıkardığı tam olarak belli değil. Ancak yere düşen bir nesne gibi görünüyor. Görüntülerde ayrıca çok kısa bir süreliğine dışarı doğru bakan bir şey de görülüyor. Buna ek olarak kanepenin arkasında beyaz bir ışık geliyordu. Güvenlik kamerası bunu sadece birkaç saniye yakalayabilmişti. Belki de bu evdeki garip olaylara neden olan ruhlardan biridir. Ancak elbette ki şu ana kadar detaylı bir bilgiye ulaşamadık. Birazdan göreceğimiz binanın tamamen boş olduğu söyleniyor. Ancak bir güvenlik görevlisi içeride meydana gelen garip olayları araştırmak üzere oraya doğru gidiyor. O anlara bakalım. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking the lights were the hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. Security! I just want to talk. Security! I love this building. This building's so cool. Did you throw that? Throw what, dude? I just heard something. Something just threw across the room. What? Dude, something just... I'm outside the door. I don't have access to that unit. I don't even think I got it on video. My phone was just angled up, but something just got thrown at the window. Security, please open the door. I know you're in there. Something just got thrown again. No way, dude. I'm out. I'll be down in a minute. Does anything look broken, like glass? Security, I know you're in there. What was that? Yeah, what was that noise? Dude, that was just behind me. Was that like a fire alarm or something? No, dude, it was a squeak noise. Like something just moved behind me. What the?
Görüntülerde içeride birileri varmış gibi görünüyor ve hatta bir nesnenin havaya fırlatıldığı ana bile şahit oluyoruz. Daha sonra bu hareketlilik çok daha güçleniyor. Şimdiye kadar bunun yasa dışı yollardan giren bir davetsiz misafir mi yoksa kamera tarafından yakalanan paranormal bir fenomen mi olduğu belirlenemedi. Mojama Dem adlı bir kullanıcı çok ilginç ve neler olduğunu anlayamadığımız bir video yayınladı. Adam inşaat sektöründe çalıştığını ve son birkaç yıldır çok garip şeyler gördüğünü söylüyor. Böyle bir gecede eski bir madenin yakınında yeni bir inşaat alanında o anda çalışan tek kişiyken aniden uzakta garip bir şey fark etti. Videoda uzakta yürüyen korkunç bir gölge figürü açıkça görebiliyorsunuz. Kullanıcı bunun bir iş arkadaşı ya da inşaatla herhangi bir şekilde bağlantısı olan başka biri olmadığını iddia ediyor. Ayrıca bu varlığın maden yakınında görülen tek hayalet olmadığını da söylüyor. İşçiler havada süzülen ve korkunç ağlama sesleri çıkaran bir kadın gördüklerini defalarca kez iddia etmişlerdi. Şimdiye kadar bu görüntülerin arkasında ne olduğu tespit edilemedi. Belki de bu tamamen gerçek olan gölgeli bir figürdür. Ne düşündüğünüzü yorumlarda yazın. Şimdi bir başka gizemli videoya bakalım. Bir arkadaş toplantısı sırasında kayda alındı. Odada Ouija tahtasıyla bir seans yapmaya karar vermişlerdi. Ancak birkaç dakika sonra tuhaf olaylar da başlayacaktı. O anlara bakalım. O sırada tüm arkadaşlar odada olduğu için bu figürün kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bunun hayalet bir varlık ya da bir tür iblis olabileceğini düşünüyorlar. Belki de bu adamlar bir portal açtılar ve bu şeyi bizim boyutumuza davet ettiler. Sonuçta böyle bir görüntüyü ilk defa izlemiyoruz. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Mania Train tarafından yayınlandı ve Los Angeles'taki Broadway Palace apartman kompleksindeki bir güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görünüşe göre videoda doğaüstü bir varlık kameraya yakalanıyor. Videoya bakılırsa güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adam alt katlardaki güvenlik kameralarından birinde çok garip bir şey fark ediyor. Adam kendi cümleleriyle o gece güvenlik videosunda ne gördüğünü açıklamaya çalışmış. Görüntüleri herkese açık şekilde yayınlar yayınlamaz işten kovulduğunu da iddia ediyor. 12 Mart gecesi yaşanan olaylar gerçekten de gizemli bir takım şeyler içeriyor. Görüntülerde garip bir figür görülebilir. Ancak bunun bir böcek mi yoksa başka bir şey mi olduğunu belirlemek mümkün değil. Ancak yorumlarda birçok kişi bu hayalet çocuğun köşeye doğru yürüdüğünü ve sonra ortadan kaybolduğunu, bunun da bir böcek olamayacak kadar garip olduğunu söylüyor. Sizce neydi? Şimdi oldukça rahatsız edici bir videoya göz atalım. Anlatılana göre bu video gece iş gezisine çıkan bir adam tarafından kaydedilmişti. Adam şehrin dışında ve herhangi bir yerleşim bölgesinden birkaç kilometre uzakta bir yolda araba kullanıyordu. Yolun kenarında duran o tuhaf varlığı görene kadar da her şey yolundaydı. Ama hepsi bu kadar değil. Çünkü birkaç dakika sonra çok daha garip bir şey olacak. Görüntülerde sırtı yolun kenarına dönük bir kişi görüyorsunuz. Ancak gökyüzüne baktığımızda bazı ışıkların doğrudan bu kişiye doğru yöneldiğini de fark edeceksiniz. Birçok kişi bu adamın bir UFO veya uzaylı gözlemine tanık olduğuna inanıyor. Ancak şu ana kadar bu teori ve görüntü hakkında başka bir delil paylaşılmadı. Belki de tanımlanamayan bir yaşam formu o sırada yolun kenarında gizleniyordu ki bu
gerçekten de çok korkutucu bir durum. Adam bu an yakalama fırsatı bulduğu için şanslı sayılır. Figür ile gökyüzünden inen ışıklar arasında bağlantı var mı sizce? Tuhaf bir vaka. Tarihi Fırat Nehri 2022 yılında kurudu ve temellerinin altında keşfedilen şeyler gerçekten de inanılmazdı. YouTube kanalı Warren'dan bir ekip bu şaşırtıcı keşfi paylaştı. Birçok kişi bu merdivenlerin nereye gittiğini ve bu yapının içinde ne olduğunu merak ediyor. Kehanetlere göre geçmiş zamanlarda bozgunculuk çıkarmış bazı iblisler burada tutsak tutuluyordu. Elbette anlatılanlar ne kadar gerçek bilinmez ama tüyler ürperttiği kesin. Çok cesur birinin gidip bu tünelleri keşfetmesi gerekiyor. İngiltere'den bir ekip bunun için cesaretlerini topluyor ve bölgeye gidiyor. Kaydettikleri bazı detaylar gerçekten gizemli. Primero. İlk olarak üst katta ayak sesleri olduğuna inandıkları sesler duyuyorlar. Yukarıdaki kamera aynı ayak seslerini daha net bir şekilde yakalamayı başarmıştı. Dikkat ederseniz siz de bunu duyabilirsiniz. Bir homurtu ve sonra daha fazla ayak sesi. China Street barakalarının perili olduğuna hiç şüphe yok ve bu seslere neyin sebep olduğunu bulmak kesinlikle iyi bir fikir değil gibi. Düşüncelerinizi bekliyorum. Bu video oturma odasında oğluyla birlikte takılan Bill Hennigan tarafından kaydedildi. Adam geçmişte pek çok garip olay yakalamıştı. Bu yüzden evin içerisinde en ufak hareketlilik sezdiğinde videoyu kaydetmeye başlıyor. Bu kişi bu kayıtlarda evinde gizlenen ruhlardan birini yakalamayı başardığına inanıyor. Şimdi ne yakaladığına bakalım. Yatak odasının aynasında şapkalı, gölgeli bir adamın ileri geri yürüdüğünü görüyoruz ki bu herkes için bir sürpriz olmuştu. Bu varlığın evde mi yaşadığı yoksa aileyle mi bağlantılı olduğu bilinmiyor. Birçok kişi bu hikayenin arkasında sanılanın aksine çok daha fazlası olduğuna inanıyor. Ancak şu ana kadar bu vaka hakkında daha fazla bilgi elde edilemedi. Aşağıdaki video o gün yerel bir tapınağı keşfeden tatilciler tarafından çekildi. Grup tapınaktan sadece birkaç kilometre uzaktayken bir heykelin hemen yanında çok garip bir şey yakalamayı başardılar. Dikkatli izleyin. Bazı insanlar bunun kendini gösteren bir ruh olduğuna veya muhtemelen bu tapınakla ilgisi bulunduğuna inanıyor. Durum böyle olabilir ancak böyle değilse garip bir doğa olayına ya da bu etkiye neden olan bir cihaz arızasına tanık olmuş olabiliriz. Gerçekten de ilginç. Düşüncelerinizi yazın. Bu video eski bir apartman dairesindeki güvenlik kamerası sistemi tarafından kaydedildi. Kamera 13. katın tavanına yerleştirilmişti. Birçok kiracı gece boyunca ürpertici sesler duyduklarını söylüyordu. Ayrıca birkaç nesne kendi kendine hareket etmişti. Özellikle bir kiracı gece yarısı loş koridorlarda yürürken bir çocuk gördüğüne ve merdivenlere açılan kapıdan geçtikten sonra kaybolduğuna yemin ediyor. Bu özel videoda bu gizemli olaylardan bazılarını göreceğiz. Bakalım neler kaydedilmiş. Topla coşkulu bir şekilde oynayan bir şey görmenin yanı sıra kameraya doğru yavaşça hareket eden bir çift küçük bacak da görebilirsiniz. Görünüşe göre bu bina sakinlerini korkutan şeyin kendisiydi. Birkaç dakika sonra bir olay daha meydana geliyor.
bina sakinlerinin ürkütücü bir şeyle karşı karşıya olduklarını ve şimdiye kadar bunun tam olarak ne olduğunu belirleyemediklerini söyleyebiliriz. Görünüşe göre kapıları kesinlikle kilitli tutmaları gerekiyor. Sizce biz kimi izledik? Aşağıdaki video Terror Latent adlı kullanıcı tarafından kayda alındı. Latent bize eski bir hastanede çalıştığını ve hastanenin perili olduğuna inandığını söylüyor. Çünkü bazen etrafta hasta yokken koridorlarda sesler duyuluyordu. Buna ek olarak son birkaç aydır gölgeli figürler de görmüştü. Bu özel gecede küçük bir kızın sesine benzeyen bir ses duyan adam bunun kaynağını yakalamak için telefonunu çıkarıp farklı koridorlarda kayıtlar almaya karar verdi. Onu görememiş olabilirsiniz ama adam beyazlar giymiş küçük bir kızın hayalet figürünü kaydetmeyi başardı. İlk başta bunun sadece bir çöp kutusu ya da bir tür tıbbi ekipman olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak adam bizi bu alanda hiçbir şey olmadığı konusunda temin ediyor ve eğer hala ona inanıyorsak güvenlik sisteminin o gece neleri yakalamayı başardığını gördükten sonra kesinlikle buna kanaat getireceğiz. Görüntülere göz atalım. Videoda duvardan çıkıyormuş gibi görünen ve duvarı geçtikten sonra kaybolmadan önce koridorlarda süzülen gölgeli bir figür var. Sanırım bu durumda hepimiz burada paranormal bir şeyler olduğu konusunda hemfikiriz ve aynı zamanda gerçekten de tuhaf bir durum. Bu videoda bir aracın içine yerleştirilmiş bir kameranın beklenmedik bir şeyi nasıl kaydettiğini göreceğiz. Bir mezarlığa doğru yol alırken orada bulunan insanlar bulundukları yerden dolayı bunun paranormal bir olay olduğunu düşündüler. Şimdi görüntüleri siz de izleyeceksiniz. So we're at the cemetery and on my camera that's never there. You see a white kind of haze following us. And that's never been there all day today, and as soon as we get to the cemetery, bam, it's gone. Is damn, it gone? It's gone, dude. It's gone. What the fuck was it? Dude, I'm fucking creeped out. Videoda aracı takip eden bir tür anomali görebilirsiniz. Bazıları bunun bir küre olduğuna inanıyor. Kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Şimdiye kadar bunun bir böcek mi yoksa kameradan kaynaklı bir aksaklık mı ya da gerçekten aracı takip eden paranormal bir figür mü olduğu bilinmiyor. Şimdi izleyeceğimiz video boş bir tren istasyonunda çekildi. Görüntülere göz atalım. Görüntülerde istasyondaki alıcıların kapılarından birinin nasıl şiddetle hareket ettiğini görebilirsiniz. Bugüne kadar bunun bir açıklaması yapılmadı. Sizce neydi? Bu evin girişinde hiçbir şey yok gibi görünüyor. Ancak bölgeye yerleştirilmiş olan güvenlik kamerasının hareket dedektörü bir nedenden dolayı aktif hale geliyor. O anlara bakalım. Videoda kapının yakınında hareket eden bir şey görebilirsiniz. Kısa bir süre sonra girişteki hareket sensörleri bunu algılıyor ve kayda başlıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. YouTuber Ruby'nin kedisi kanepede huzur içinde uyurken aniden bir şey tarafından uyandırıldı. Ne olduğunu göremiyorsunuz ama kedi rafa bakmaya başlıyor. Görüntülerin arka planında neler olduğuna bir göz atalım.
Kedi o yöne doğru baktıktan kısa bir süre sonra bitkilerden biri yere düşüyor. Ruby bunun aynı raflardan bitki ve saksılarının üçüncü kez yere düşmesi olduğunu söylüyor. İlk başta bunun kemirgenler olabileceğini düşündü. Ancak Ruby evinde fare ya da sıçan olmadığını ve bu saksıların küçük bir hayvanın hareket ettiremeyeceği kadar ağır olduğunu söylüyor. Bu durumda geriye sadece evet, Ruby'nin evinde kötü bir ruh yaşama ihtimali kalıyor. Bir hayaletin öfke anında neler yapabileceğini görmek üzeresiniz. Reddit kullanıcısı Candy Lake şunları yazdı. Bu beni çok korkuttu. Çünkü bu ışıkların hepsi aynı devreye bağlı. Yani bir elektrik sorunu olsaydı hepsinin aynı arızayı vermesi gerekirdi. There's the switch. No hand on switch. What the fuck is going on? There's the other switch. No hand on switch. Birkaç elektrikçi ışıkları kontrol etmeye geldi. Ancak devrelerde ve tesisatta hiçbir sorun bulunmadı. Bu durum adam için sinir bozucuydu. Üstelik burada yaşanan tek garip olay bu da değil. Adam kapıların kendi gözünün önünde kendiliğinden kapandığını iddia ediyor. Kendisi orada başka kimse yokken iki defa "bu bir adam" diyen bir ses duymuş. Kendi ayrıca göz ucuyla bir şeyler gördüğünü de iddia ediyor. Birçok izleyici yorumlarda bunun mantıklı bir açıklaması olmadığını ve yaşanan olayların gerçekten de gözle görünmeyen varlıkların işi olduğunu iddia ediyor. Bazıları ise devrede ya da bağlantıda bir sorun olduğuna inanıyor. Ancak bu ihtimal defalarca elendiğine göre geriye sadece kontrolden çıkmış hayalet bir varlığın söz konusu olduğunu düşünmek kalıyor. YouTube'dan William Project kendi evinde kötü ruh aktivitesi yaşıyordu. Bu yüzden çoğu insanın yapacağı şeyi yaptı ve varlığı hareket halinde yakalamak için birkaç kamera yerleştirdi. Birdenbire banyo dolabının kapılarından biri kendiliğinden açılıyor. Adam geriye dönüyor ve olayla hiçbir bağlantısının olmadığını gösteriyor bize. I don't know what you want me to say. There's no string like that. I had that closed. Like this is open. İlk başta tüm bunların bir aldatmacı olduğu, birilerinin ipleri elinde tuttuğu ya da belki de bir suç ortağı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir şey olmadığından emin olduktan sonra bize kalan tek şey bu adamın evindeki garip faaliyetler konusunda dürüst davrandığına inanmak oluyor. Arkadaşıyla şeytan ormanında kamp yapan YouTuber Yako'nun gözüne uyku girmiyor. Çünkü o gece bir olay meydana gelecekti. Someone's coming. İddialara göre Nema adında bir iblis bu toprakları lanetlemişti ve birçok insanın burada uğursuz ve çarpık şekillerde ölmesine sebep olmuştu. Görüntülerde kameranın nasıl basitçe yere düştüğünü görebiliyoruz. Ancak bu rüzgarın bir sonucu da olabilir. Adamların kamerayı yerden kaldırmaları biraz zaman alıyor çünkü dışarıdan sürekli onları korkutan sesler duyuyorlar ve bu da kamerayı tekrar ayağa kaldırmalarını imkansız hale getiriyor. Birkaç dakika sonra bir çığlık duyuluyor. Nereden veya kimden geldiğini bilmek zor. Bunu duymanın dehşet verici olduğuna şüphe yok. Ancak bunun bir hayvan olduğu düşünülüyor. Kısa süre sonra içlerinden biri göremediğimiz bir şey tarafından saldırıya uğrayacaktı. Ben.
Gerçek şu ki, görmezden gelemeyeceğimiz kadar fazla olay meydana geliyor. Basit sebeplerden dolayı görünse de, örneğin rüzgar ve hayvanlar gibi, bunları kontrol edip musallat ettiren görünmeyen bir dış güç olduğuna inanılıyor. Açıkçası iblisin laneti onlara ulaşmadan önce bu adamlar burayı terk etse iyi olur. Şimdi izleyeceğimiz korkunç vaka birçok izleyicinin kafasını karıştırdı. YouTuber Lema Paranormal yaklaşık 100 yıllık evinin içerisinde paranormal olaylar olduğunu düşündüğü bu videoyu yayınladı. Video başladıktan kısa bir süre sonra raflardan birinin üzerindeki bir nesne kendi kendine hareket ediyor. Saniyeler sonra nesne yere düşüyor ve bir diğeri hareket etmeye başlıyor. What the fuck, man? Marie. What? Oh my god. Come on, let's go upstairs. Oh my fucking god, man. Üst kata çıkıp uzaklaşmaya karar verdiklerinde yemek odasındaki sandalyelerden biri kameranın tam önünde kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Bu varlık sadece oyun oynuyor gibi görünse de herhangi birinin onunla oyun oynamak için kalması pek olası değil. Haklı olarak orayı terk ediyorlar. Düşüncelerinizi yazın. Kanalımızda daha önce Randonautica uygulaması ile ilgili birçok video izledik. Yine bu uygulamayı kullanarak keşif yapan bir YouTube kanal ekibi kayboluyor. Angelo ve yanındakiler ne olduğunu öğrenmek için buradaydı. O ve arkadaşı karanlıkta yürürken bir şey duyuyorlar. Good over there? Okay, well that's a mildly frightening. Daha sonra uzakta bir ışık göreceklerdi. He's right there. Işık kaybolunca ilerliyorlar ve küllerin içinde bir şey buluyorlar. I don't know, bro. Something like either buried there or something. Wait, I didn't really notice this. But that looks like maybe some burnt. Yeah, they definitely burnt. Üzerinde kaç yazan R harfi şeklinde bir şey buluyorlar. You guys seeing this? What the Korkunç bir çığlık duyduklarında hepsi koşmaya başlıyor. Daha sonra karanlıkta kaldıklarında aynı ışığı tekrar göreceklerdi. Wow, what Devam ederken alaycı bir kahkaha sesi işitiliyor. Daha sonra bir binaya saklanıyorlar. Ancak ışık onlara daha da yaklaşmaya başlıyor. Tüm bunlardan dehşete düşen ekibin beklemekten başka çaresi kalmıyor. Dışarıdaki şeyler her neyse veya kimse, ne istedikleri de belli olmadığı için bu keşifler için yapılacak en akıllıca şey öğrenmek için etrafta pek de dolaşmamak olacak. Bu galler madeninde hayaletler olabilir. Reddit kullanıcısı MeFingers, Anthony Tyler adlı YouTube kanalında da yüklenmiş olan bu videoyu yayınladı. İçerideyken bir şeyler söyleyen ve nereden geldiği bilinmeyen garip bir ses duyuluyor. I'm sure I did. You are? I'm sure I saw something move in front of me then. Thank you, I did.
That mess. Oh, that's blocked off for a reason, isn't it? The glove. Ziyaretçi kesinlikle önlerinde bir şeyin hareket ettiğini gördüğünü söylüyor. Bundan dolayı da duruyorlar. Yorumlarda bazıları ne istiyorsun diyen bir ses duyduklarını yazmışlar. Açıkçası ben böyle bir şey işitmedim. Ancak yine de kararı size bırakıyorum.